Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Sayın Hasan Alişan. Efendim bugün Sakarya Lokantacılar, Köfteciler, Ahçılar Lokanta Odası Kongresi var. Siz de divan başkanıydınız. Hemen söylemek lazım da efendim mükemmel bir kongre geçti. Ve hakikaten çok önemli bir konuşma yaptınız. Bazı kanun maddelerinden bahsettiniz. Onlardan önce çok değerli misafirlerimiz vardı efendim. Türkiye Lokantacılar, Ahçılar ve Federasyon Genel Başkanı Sayın Aykut Yenice. Efendim Tekirdağ, Düzce, Bolu oda başkanları, yine Sakarya'dan oda başkanları vardı. Çok güzel bir kongre oldu. Siz dinliyoruz efendim. Şimdi biz kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlarıyız. Meslek kuruluşlarımız 4 yıl süreyle seçiliriz. 4 yıl önceden emanet almış olduğumuz ilgili meslek odalarının sevk ve idare etme yetkisinin süresi bitti. Evet. Görevimizi, sorumluluğumuzu genel kurul sahibi olan genel kurul üyelerine geriye iade ettik. Hesabımızı verdik. Ve böyle hesabımızı vererek esnaf ve sanatkarın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Evet. Bu 2014 Mart sonuna kadar birliğimize bağlı meslek odalarımızın genel kurullarının hepsini tamamlıyoruz. Hesabını veren veriyor, veremeyen sınıfta kalıyor, yeni yöneticilerini seçiyor. Bizim maksadımız şu: temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkarın sorunlarını dile getirmek, tespit edilen sorunların çözüm önerilerini ortaya koymak ve çözecek olan yerel ve genel siyaset arasında köprü oluşturmaktır. Biz Sakarya Birliği olarak bunu oda başkanlarımızla birlikte fevkalade iyi sevk ve idare ediyoruz. Bu konuda başarılıyız. Yavaş yavaş bizim esnaf ve sanatkarımız hem gelişmişliği hem de değişimi, dönüşümü günün şartlarına göre sağlamaya çalışıyor. Hem de sorunların çözümü noktasında gayret sarf ediyoruz. Biz bunun için kurulduk ve bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Efendim oda seçimleri bitti mi Sakarya'da? Daha var mı? Mart sonuna kadar, ama bizim birliğimize bağlı meslek odalarımızın takvimi 25 Mart'ta bitiyor, tamamlanıyor. Ondan sonra da Mayıs ayında da birliğimizin genel kurulu yapılacak. Daha sonra da Eylül ayında Konfederasyon Genel Kurulu yapılarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarın yöneticilerinin fotoğrafı tespit edilecek. Efendim kongrede çok önemli konuşma yaptınız ama bizim dikkatimizi çeken bir olay oldu. Sanki divan başkanı olarak raporlar üzerinde, oda raporları üzerinde pek konuşan olmadı, söz alan olmadı. Siz de bunu hafif sistem ettiniz. Acaba neden konuşma üyeler? Şimdi bugünkü lokantacı odamızın genel kurulu ortalama 420 hatırladığım kadarıyla hazırını var. Yani mevcudu var. Evet. Bu mevcudun %80'i genel kurula katılmış. Şimdi bizler kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşları olduğu için kamuoyunda farklı algılanabiliyor. Oysa ki biz hesap veren, evet, sorgulanan, sorulmasını istenen, sorgulanmasını isteyen bir idari mantığımız var. Oysa ki bizim meşru genel kurullarımız, meşru sorunlar tartışı yerler genel kurullardır. Sokakta konuşulmaması lazım. Biz eksikliğimizi, noksanlıklarımızı, istek ve taleplerimizi genel kurulda, evet, herkesin önünde konuşulması gerekir. Yoksa dükkan köşelerinde veya başka yerlerde konuşulan bir sorun olarak sorundan çıkma, o dedikodu noktasına geliyor. Biz esnafın %80'ini buraya topluyoruz. Sorunlarımız var mı diyoruz. Söylenmeyen ve söyleyemeyen arkadaşlarımıza da biz birlik olarak yapmış olduğumuz çalışmalarını özetliyoruz. Rehberlik, önderlik yapmaya çalışıyoruz. Hangi sorunları var, bu sorunlar için genel manada hangi konulara değindiğimizi, hangi faaliyetler yaptığımızı, kimlerle işbirliği içerisinde olduğumuzu, yerel yönetimlerle hangi mesafede yaklaştığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela bazen bu konuda tam seçim arefesindeyiz. Yani yerel seçimlerin olduğu dönemlerdeyiz. Bizleri tenkit eden siyasi otoriteler var. Evet. Nedenler de şu: biz siyaseti bir amaç olarak kullanıyoruz. Biz esnaf teşkilatı, siyaseti bir araç olarak kullanıyoruz. O araçta hangi araç güvenilirse, biz kesimimizin sorunları hangi araçla çözüm bulacaksa biz o aracın yanındayız. Biz yanında oluruz, olacağız. Bugün böyleydi. Yarın siyasi değişiklikler, tercih, vatandaşın tercihine, evet, biz saygı, evet, duyacağız. Yapıldığı takdirde yine de o gün görevde olan arkadaşlarımızla aynı ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Maksadımız şu, bir kez de özellikle altını çizmek istiyorum. Siyaset amaç olarak hiç kesinlikle kullanmadık. Biz siyasette kesinlikle tarafsız, ama araç olarak, aracın da güvenli olması için azami gayret sarf ediyoruz. Yani yeter ki size güvenen, size bağlı olan odaların esnafları iyi hizmet alsın, sorunlarını çözsün. Evet. Efendim bir de bazı kanun maddelerinden bahsettiniz. Acaba onlar
anlaşılamayan maddeler miydi, yeni çıkan maddeler miydi? Kısaca özetle. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünya gelişiyor. Bu gelişmişliğin yanında da paralel olarak Türkiye'de gelişiyor. Ve Türkiye'nin içerisinde esnaf ve sanatkar, Sakaryalı özellikle, coğrafi konum itibariyle çok iyi bir yerde. Bu kesimi günün şartlarına göre revize etmek gerekir. Değişim ve dönüşüm gerekiyorsa meslek değişmek lazım. AVM'lerden şikayet edeceğimizi, oradaki uygulanan hizmet politikasında ve ürün politikasında kendimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için eğitim şart. Biz meslek mensuplarımızın eğitimine son derece önem veriyoruz. Örnek vermek gerekirse 2013 yılının çeyrek yılından bugüne kadar ortalama 6000 kişiye eğitim verdik. Bu eğitim konferans şeklinde bizim eğitimimiz 50 kişilik sınıflar içerisinde en az 48 saatlik bir eğitim verdik. Maksadımız şu. Mesleki eğitim anlamında. Bunların içerisinde hijyen yönetmeliği var. Kanunun zorunlu kıldığı. Mesela gıda ve gıdaya teması olan işletmelerin bu eğitimi alması lazım ki hizmet etmiş olduğu halka karşı sorumluluk yerine getirilsin. En iyi şekilde yapmak için arkadaşlarımızın %80'ini, Sakarya Teşkilatı'nın %80'ini gıda ile ilgili kesimin eğitimini verdik. Yetmedi. İş sağlığı iş güvenliği kanunu çıktı biliyorsunuz bu ülkede. Bizim çalışanlarımız için son derece önemli. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın cezai müeydeyle karşı karşıya uğramaması için yanında bir kişi dahi çalıştıran işletmelerin iş güvenliği eğitimi almak zorunda. Kapsamı tehlikeli ve çok tehlikeliyse iş yeri hekimiyle anlaşmak zorunda. İşte bunları esnaf arkadaşımıza kolaylık sağlamak adına birlik bünyesini böyle bir birim oluşturduk. Biz bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de son olarak şunu da söylemek istiyoruz. Artık Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Biz TÜRKAK tarafından 4 meslek dalında akredite edildik. Belgelendirilen bir kuruluş olduk. Yani inşaat sektörünü seçtik özellikle. Ahşap kalıpçılık, sıvacılık, inşaat boyacılığı ve inşaat demirciliği konusunda Türkiye'de ilk defa belgelendirilen bir kuruluş olarak biz Sakarya'da Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Maksadımız şu, bizim meslek kuruluşundan yönün artık eğitime, öğretime, gelişmişliğe çevirmek. Biz bunun için gayret sarf ediyoruz. Bunu ben tek başıma yapmıyorum. Yönetim kurulu üyelerim, oda başkanlarla müştereken bir güç birliği içerisinde yapıyoruz ve bu konuda da muktediriz. Bu konuda da artık bizim rakibimiz, işte diğer illerde bizim rakibi daha büyük firma. Mesela biz şu an Sakarya Üniversitesi rakip halindeyiz. Biz onu geçiyoruz. Geçmek için de gayret sarf ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Sakarya Esnaf Sanatkar Odalar Birliği'nin rakibi, rekabeti Sakarya Üniversitesi olur mu? Evet olur. Olur mu? Olur efendim. Evet biz hedefimizi bu noktaya çeviriyoruz. Biz çeviriyoruz. Bir laf var efendim. Çalışırsan olur derler ya. Efendim biz bunu bir rekabet noktasında hizmet yarışı. Oradan örnek alarak yapma. Ama oradan örnek alıp da onu geçmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun için mücadelemiz sürecektir. Efendim kimse yanlış anlamasın ama bizim gözlemlerimizde sizin bu mesleki rekabette ticaret ve sanayi arasında geçtiğiniz yerleri de gördük. Ayrıca kutlarız. Biz onlarla rekabet yapmayız. Bizim hedefimiz üniversitedir. Evet. Bizim hedefimiz o hedef. Diğer teferruatlarla biz uğraşmayız. Biz üniversiteyle uğraşıyoruz. Çünkü üniversite biz önümüze rehber gördük. Onu geçmek için azami gayret sarf ediyoruz. Mütevazi imkanlarımıza sahip. Yoksa diğer meslek kuruluşları bizim rakibimiz olması söz konusu değil. Efendim Sakarya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sayın Hasan Erçen. Çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz efendim. Hayırlı olsun. Ayrıca biz de bu güzel makamınızda ağırladınız. Hakikaten insanın ufku açılıyor. Doğrusunu söylemek lazım. Ben burada nöbetçiyim. Tebrik ederiz sizi. Esnaf adına nöbetçiyim. Onların sorunlarını dile getiriyorum. Emanetçiyim. O zaman nöbete devam diyelim efendim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.